Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzun zamandan beri üzerinde düşündüğüm meselelerden birisi korona. Ben aslında bu topluma Allah subhanahu ve teala'nın halen merhamet ettiğini ve halen mühlet tanıdığını düşünenlerdenim. Aksi halde bu zamana kadar bu toplumun yaptığı şeylere bakıldığında gerçekten korona virüsü hem bu topluma acizliğini gösteren bir durum. Yani Allah subhanahu ve teala bu toplumu resmen tehdit ediyor. Şimdi bugün bütün topluma biz saatlerce anlatsaydık, deseydik ki ölümü hatırlayın, ölümü hatırlayın, ölümü hatırlayın, ölüm var, ölüm var, ölüm var, Allah subhanahu ve teala'nın hesabı var, ahiret var, cennet var, cehennem var deseydik ki anlatıyoruz da, ama bugün bütün dünyaya biz bunu anlatamazdık. Ama bugün koronavirüsünden dolayı insanların aklından ölüm artık çıkmıyor. Allah subhanahu ve teala bütün insanlara resmen merhamet edip ölümü hatırlatıyor. Ölümü hatırlatmasındaki amaç da bizim kendimize bir çeki düzen vermemizden ileri geliyor. Yani ölüm var. Ölümü hatırladınız ve şu an ölümle karşı karşıyasınız. Allah subhanahu ve teala'nın ölümü size hatırlatması sizin durup da düşünmenizi gerektirir. Siz bu hastalıkla nasıl mücadele ediyorsanız aynı şekilde de cehenneme girmemek için hayatınızı Kur'an'a ve sünnete uydurarak mücadele etmeniz gerekli. Allah subhanahu ve teala bize bir nevi bunu anlatmaya çalışıyor. Ama bizler bu zamana kadar zaten bu toplum koronavirüsünden daha büyük şeylere hak ediyor. Ama Allah subhanahu ve teala yine merhamet ediyor. Yine mühlet veriyor. Yine insanların düşünmesini istiyor. Ama insanlar halen bu konu hakkında Allah subhanahu ve teala'nın istediği şekilde, Allah'ın razı olduğu şekilde bir düşünceye sahip değil. Koronavirüsü gelip geçecekmiş gibi insanlar davranıyor. Allah subhanahu ve teala dilediği zaman elbette geçecektir. Ama Allah subhanahu ve teala'nın azabı koronavirüsünden ibaret değildir. Allah subhanahu ve teala koronavirüsünü eğer bu topluma musallat ettiyse, bu toplum bununla düşünüp kendisine çeki düzen vermesi gerekli. Aksi halde ileriye gittiği sürece, haddini aştığı sürece, parlamentonuzda halen Allah subhanahu ve teala'nın kitabıyla hükmedilmediği sürece, Kur'an'ın da deyimiyle, Kur'an ile Allah subhanahu ve teala'nın indirdiğiyle hükmetmeyen topluluklar huzur bulamayacaktır, rahatlık bulamayacaktır. Her an bir tehdit içerisindedirler. Her an bir azap içerisinde olacaklardır. Her an bir helak içerisinde olabileceklerdir. Bugün doktorlar sırf şu virüsten kurtulmamız için onlarca makale, onlarca manifestoya inliyor. Onlarca yapmamız gereken şeyleri bizlere söylüyorlar. Ve bizler de ölümden korktuğumuz için bunları yapıyoruz. Koronavirüsünden çekindiğimiz ve tedbir aldığımız kadar Allah subhanahu ve teala'nın azabından çekindik mi? Allah subhanahu ve teala'nın azabına girmemek için tedbirler aldık mı bu zamana kadar? Bu zamana kadar kendi nefsimiz için yaşayıp koronavirüsü başımıza geldiği zaman mı Allah subhanahu ve teala'ya el açıp dua etmeye başladık? Biz bu topluma şunu söyledik. Allah subhanehu ve teala'nın hedefinde olan bir topluluksunuz. Çünkü sizler koronadan çekindiğiniz kadar, koronadan korktuğunuz kadar, böylesi gözle görülmeyen bir virüsten korktuğunuz kadar Allah subhanehu ve teala'dan korkmadınız. Çünkü sizler Allah subhanehu ve teala'dan korkmuş olsaydınız, koronadan korunduğunuz gibi Allah subhanehu ve teala'nın da azabından korunmaya çalışır. Allah'ın kitabını hayatınıza uygular ve Allah subhanehu ve teala'nın istediği şekilde yaşamaya çalışırdınız. Etki tepki meselesidir. Siz korktuğunuz şeylerden nasıl korunmanız gerektiği için bir yerlere başvuruyor, bir yerlerden bir şeyler öğreniyorsanız, koronadan korunmak için sayfalarca madde, sayfalarca makaleler okuyorsanız, aynı şekilde de Allah subhanahu ve teala'nın azabından korunmanız için Allah'ın kitabını okumalıydınız. Allah'ın dinine kafa yormalıydınız. Bugün Allah Rabliğini sizlere hatırlattı. Rabliğini. Sizin Rab olarak seçip bugün Türkiye'nin başına getirdiğiniz bu laiklikle, demokrat sistemle yönetmesini istediğiniz insanlara karşılık Allah subhanahu ve teala diyor ki, hadi bakalım o başınıza getirdiğiniz, kanun çıkartıp da size refah sağlayacağına inandığınız insanlar bir kanun çıkarsın da koronadan kurtulun bakalım. Hadi koronayı engelleyebilsinler. Hadi sizlere gönderdiğim bu hastalığı engelleyebilsinler. Bir Türkiye'de bir referandum yapsınlar da koronadan kurtulmak istiyoruz, kurtulmak istemiyoruz diyerek herkes sözünü söylesin de koronadan kurtulun bakalım. Allah'tan başka Rab yoktur sizlere söyledik. Defalarca sizlere dedik ki Allah subhanahu ve teala'nın hedefinde olan bir topluluksunuz. Ama sizler bize saçma sapan teviller getirerek en güzel İslam'ın burada yaşanacağını söyleyecek kadar da haddinizi aştınız. En güzel İslam genel evlerinin olan bir ülkede yaşanmaz. En güzel İslam içki fabrikalarının olduğu ülkelerde yaşanmaz. En güzel İslam camilerde laiklik ideolojisinin anlatıldığı bir toplulukta İslam en güzel bir şekilde yaşanılmaz. Sizler ev sahibi olabilmeniz için faiz bataklığına batacaksınız. Faizi meşru olarak göreceksiniz. Bu devlet genel evinde bu millete
devletin kadınlarını satacak, sizler sesinizi çıkartmayacaksınız. İçki satacak, sizler sesinizi çıkartmayacaksınız. Kumar oynatacak, sizler sesinizi çıkartmayacaksınız. Daha sonra da korona geldiği zaman, Allah'ım sen bizi bu azaptan, Allah'ım sen bizi bu sıkıntıdan kurtar diyerek için için Allah subhanahu ve teala'ya yalvaracaksınız. Peki Allah subhanahu ve teala bu koronayı sizin üzerinden, bu illeti, bu hastalığı, bu musibeti aldığı zaman ne olacak? Ne olacağını düşünüyorsunuz? Allah subhanahu ve teala sizlerin üzerinden bu musibeti aldığı zaman sizler Allah subhanahu ve teala kul mu olacaksınız artık? Allah subhanahu ve teala özetle diyor ki, Rab benim, hükmedici benim. Ben istediğim şekilde yeryüzünü hükmederim, istediğim şekilde gökyüzüne hükmederim. İstediğim şekilde sizlere musibeti veririm, istediğim şekilde sizlere azap indiririm. Ve benim indireceğim azabı da ben dilemediğim sürece üzerinizden hiçbir kimse kaldıramaz. Allah subhanahu ve teala dileyecek, Allah subhanahu ve teala dilediği zaman o doktor bu virüse bir çare bulacaktır ve Allah subhanahu ve teala yine bununla sizi imtihan edecek. Çünkü sizler bugün doktorlar bu virüsün tam manasıyla aşısını bulsalar, sizler bu sefer o doktoru tebrik edeceksiniz. Sizler bu sefer Allah subhanahu ve teala'dan önce o doktora teşekkür edeceksiniz. O doktora yöneleceksiniz. O doktor olmasaydı biz böyle böyle olurduk diyeceksiniz. Bugün bazı kemalist zihniyetlerin yaptığı gibi, aynı şekilde de bugünkü bu hastalığa vereceğiniz tepki, vereceğiniz karşılık bu olacak. Bakın sizlere samimi bir şekilde şunu söylüyoruz. Sizler koronavirüsünden çekinip şirk hastalığına, şirk virüsüne yakalanmış insanlar olduğunuz sürece hasta bir şekilde yaşayıp ve hastalığınızı bilmediğiniz halde öleceksiniz. Ve Allah subhanahu ve teala'nın koronavirüsünden daha büyük bir felakete çarptıracağı, şirk işleyenleri ebedi yakacağı, şirk işleyenleri ebedi koyacağı ve yatak olarak, döşek olarak, yurt olarak vereceği cehennem azabını tadacaksınız. Yıllardır bu ülkeyi Allah subhanahu ve teala'nın kitabıyla yönetmeyen Recep Tayyip Erdoğan, her şeyi güzel olacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu, laikliğin bu ülkeye refah sağlayacağını, demokrasinin bu ülkeye refah sağlayacağını söyleyen bütün demokrat dinine mensup olan kimseler, kişiler, hepinize şunu söylüyoruz. Hadi bugün Allah subhanahu ve teala dilemediği sürece bu virüsü geri gönderin. Allah subhanahu ve teala terbiye etmek istiyor, terbiye. Kendimize gelmemizi istiyor. Bugün bütün insanlar ölüm korkusuyla dolaşmakta. Ölümü hatırlamaktalar. Ama onlar ölümden kurtulmanın çabasını veriyorlar. Halbuki Allah subhanahu ve teala ölümü hatırlayıp bir fani olduğumuzun ve bir gün kabire gireceğimizin, bir gün mezara gireceğimizi ve bir gün Allah subhanahu ve teala'ya bütün yaşadığımız hayatın hesabını vereceğimizi anlamamızı istiyor. Sen bugün koronavirüsünden kurtulsan ne olacak? Yarın başka bir musibete çarptırılmayacağına konusunda Allah subhanahu ve teala'dan herhangi bir şekilde bir belgen mi var? Bir bilgin mi var? Bir sözleşmen mi var? Böyle bir sözleşmen yok. Allah subhanahu ve teala hepimizin öleceğini gerek kendi etrafımızdan ölenlerle, gerek bugün koronavirüsüyle, gerekse kendi kitabında zaten bildiriyor. Ölümden kaçmak yerine o ölüm kapısına gelene kadar Allah subhanahu ve teala'nın rızasıyla yaşayalım da o ölüm kapısından sonra Allah subhanahu ve teala'nın vereceği mükafata layık olalım. Allah subhanahu razı olduğu kimselerden olalım. Ben bugün bütün demokratlara, laik perestlere, kendi şeyhini yüceltmiş, kendi şeyhinden yardım isteyenlere, bütün tasavvufçuyum diyen ama Allah subhanahu ve teala'nın dininden bir haber olan, Allah subhanahu ve teala'nın şirk koşma dediği halde insanları hem kendileri şirk koşan ve hem de insanları şirke davet eden bütün topluluklara ben şunu söylüyorum. Hadi şeyhleriniz sizi bu virüsten kurtarsın bakalım Allah subhanahu ve teala dilemedikçe. Hadi milletvekilleriniz, başbakanlarınız, bakanlarınız Allah dilemediği sürece bu virüsten sizleri kurtarsın bakalım. Sizler Allah subhanahu ve teala'nın dilediği zaman bu virüsten elbette kurtulursunuz. Lakin Allah subhanahu ve teala bundan sonra getireceği musibeti daha da büyük olarak bekleyeceksiniz. Eğer sizler Allah subhanahu ve teala'nın dinine dönmez ve Allah'ı Rab olarak seçmezseniz, yani kanun koyucu olarak, hükmedici olarak, idareci olarak tek otorite seçmezseniz, Allah subhanahu ve teala Rabliğini işte bu şekilde nasıl size hatırlattığı gibi başka şekillerde de sizlere hatırlatacak ve sizler ister kabul edin ister kabul etmeyin. Ya bugün koronavirüsü hastalığına yakalanıp bedel ödeyerek, o hastalığı çekerek ölenler gibi anlayacaksınız. Ya da Allah subhanahu ve teala bu hastalıktan daha da aciz bir şekilde sizleri yakalayacak ve sizlere Rabliğini daha da güzel bir şekilde anlatacak. Ama Firavun gibi Allah subhanahu ve teala'nın Rabliğini ta ki öldüğünüz zaman anlamayın. Allah subhanahu ve teala'nın ilahlığını ta ki öldüğünüz zaman anlamayın. Allah subhanahu ve teala'nın ilahlığını da Rabliğini de hayattayken anlayın. Bugünkü bu toplumda
toplumu yöneten insanlara biz niçin Firavun dediğimizi de daha iyi anlamanız gerekli. Firavun kendisinin Rabliğini iddia ettiğinde, kendisinin ilahlığını iddia ettiğinde bugünkü insanlar gibi şunu anlamayın. Firavun kendisinin Rab olduğunu, kendisinin ilah olduğunu söylerken kendisi bir şeyleri yaratan, bir şeyleri öldüren, bir şeyleri dirilten olarak kendisini topluma tanıtmadı. Tıpkı bugünkü firavunlar gibi, bugünkü yöneticiler gibi o da kendisi kanun koyabileceğini, bütün bu topraklara kendisinin hükmedebileceğini söylüyordu. Tıpkı bugünkü sizin kendi anayasa dediğiniz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası dediğiniz kitapla yönetenler gibi tarihte de firavun atalarının uydurduğu ve kendisinin de kattığı kanunlarla insanları yönetmek istiyordu. İşte Rabliği buydu. İşte Rablik iddiası onun buydu. Bugünkü firavunlar da aynı şeyi yapmakta. O günkü firavun kendisini ilah dediğinde kendisi o kanunlara itaate davet ettiği için kendisini ilahlık vasfıyla insanlara tanıttı. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Tevbe 31. ayet eğer okur iseniz orada insanların Rablik iddiasından bahseder ve onlara itaat edenlerin onları ilah edindiğinden, onları Rab edindiğinden bahseder. Sizler kendi kitabınızı hayatınız boyunca hiç okumamışsınız, inandığını iddia ettiğiniz Kur'an'ı hiç okumamışsınız ama fikir konusunda herkesten önce, herkesten bilgili bir şekilde konuşan ve sanki Yahudilerin de dediği gibi bize ateş dokunsa da birkaç gün dokunacak diyen Yahudiler gibi tıpkı bugün de aynı şeyi siz de söylüyorsunuz. Bizler yanar, çıkarız diyorsunuz. Sizler yanarsınız ama şirk koştuğunuzdan dolayı asla ve asla o azabın içinden çıkamazsınız. Bugün bu videodan sonra gidin de bir Tevbe 31. ayeti okuyun. Bugün Mekke'nin insanlara kapatılması konusunda biraz bir düşünün ya, biraz akledin. Allah Subhanahu ve Teala'nın bizlerin ibadetine ihtiyacı yoktur. Bizler Allah Subhanahu ve Teala'ya yakınlaşmak için ibadet ederiz. Ama Allah Subhanahu ve Teala bugün Mekke'yi de kapattı ve bizler Allah Subhanahu ve Teala'ya tevessül edebileceğimiz ibadetlerin eksikliğini görmeye başladık. Kimler yüzünden? Islah olmak istemeyen, halen direten insanlar yüzünden bu tür musibetlere çarptırılıyoruz. Zaten şirk düzenini benimsediğini için, zaten küfür düzenini benimsediğiniz için, zaten sesinizi topluma çıkartıp, gariban insanlara çıkartıp, bugünkü rejime sesinizi çıkartamadığınız için zelil bir şekilde yaşıyorsunuz. Sizlerin Allah Subhanahu ve Teala'nın katında herhangi bir şekilde değerinizin olmadığını yaşadığınız hayattan da görebilirsiniz. Çünkü sizlerin katında Allah Subhanahu ve Teala'nın bir değeri yok. Sizler Allah Subhanahu ve Teala'yı sevdiğinizi söyleyerek, hayatınızda ise Allah Subhanahu ve Teala'nın ne kadar sevmediği şey varsa onları yaparak Allah Subhanahu ve Teala'yı sevdiğinizi söylediğinizde ne kadar yalancı olduğunuzu ortaya koyuyorsunuz. Bugün Allah Subhanahu ve Teala bugün Türkiye'de kılınan cuma namazlarının dahi önüne bir virüsle engel oldu. Çünkü sizler cuma namazlarında dahi laik rejimin öğrettiği dini insanlara anlatıyorsunuz. Öğrettiği dini insanlara enjekte ediyorsunuz. Laik sistemin emrettiği sözlerin dışına çıkmıyor sizin camilerde, hutbede konuşan imamlarınız. Laik sistemin memurları laik sistemin dininden başka bir şey anlatmıyor sizlere. Halen anlayamıyor musunuz? Hayatınızda hiç kitap okumayan insanlar, Kur'an'ı açıp okumayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından, önderliğinden, liderliğinden, sünnetinden bir haber olan insanlar, camide hutbeye çıkıp laik rejimin anlattığı dini sorgulayacak kapasitede mi olduğunuzu düşünüyorsunuz? Sizler laik rejimin memur tuttuğu, o memurlara anlattığı dini yanlış ve doğru olarak ayırt edebileceğinize mi inanıyorsunuz? Bu kadar kapasitenizin olduğuna mı inanıyorsunuz din konusunda? Sizler öyle bir topluluk haline getirdiniz ki kendinizi Allah Subhanahu ve Teala'nın değişmek istemeyen toplumları değiştirmediği gibi sizler tıpkı tarihte Ad kavmi, Lut kavmi, Hud kavmi neyse aynı şeyi siz de bugün yapıyorsunuz. Çünkü Ad kavmi de Allah Subhanahu ve Teala'ya iman etti. Hud kavmi de Allah'a iman etti. Semud kavmi de Allah'a iman ediyordu. Sizler de Allah'a iman ediyordunuz. Ama Allah Subhanahu ve Teala'nın gönderdiği peygamberlerin davetine itaat etmedikleri için Allah Subhanahu ve Teala onları belli bir süre dünyadan faydalandırdı ve Allah Subhanahu ve Teala o azabına er ya da geç onları çarptırdı. Bugün siz de tıpkı o kavimler gibi Allah Subhanahu ve Teala'ya inandığınıza güveniyorsunuz. Sizlere defalarca hakkı anlatmaya çalıştık. Doğruyu anlatmaya çalıştık. Doğruyu göstermeye çalıştık. Bedel ödememize rağmen, hayatımızda onlarca tehdit olmasına rağmen sizlere hakkı anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bunu kendimiz için öncelikle yapıyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala'nın hakta davasını insanlara yayalım ve Allah Subhanahu ve Teala'nın Allah'ın dinine yardım ettiğimiz için Allah da ayaklarımızı dini üzerine sabit kılsın ve canımızı da Müslüman olarak alsın diye sizlere bu şekilde Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini anlatıyoruz. Bizler Allah Subhanahu ve Teala'dan alacağımız bir karşılık üzere çalışanlarız.
Allah'tan korktuğumuz için bu mücadeleye devam edenleriz. Sizler ise bu davaya yüz çeviren insanlarsınız. Sizler ise bizlere hain diyen, sizler ise bizlere terörist diyen insanlarsınız. Ama bizlere söylediğiniz bu lakaplar sizin azabınızı artırmaktan başka hiçbir şeye yaramıyor. Batıl düzeninizi, batıl sisteminizi ve batıl hayatınızı devam ettirip lüme yaklaşmanızdan başka bir şeyi değiştirmiyor. Aynı sizin bugün hak davayı önünüze koyup alın işte Kur'an burada, sünnet burada. Sizler niçin daha batıl rejimin, batıl kanunların peşinden gidiyorsunuz? Batıl sistemlere, tağutlara itaat ediyorsunuz, ibadet ediyorsunuz dediğimiz şeyi Musa Aleyhisselam da Firavun'a götürdü. Geçmişte Salih Aleyhisselam da kavmine götürdü. Geçmişte Hud Aleyhisselam da kavmine, devletine götürdü. Geçmişte Nuh Aleyhisselam da kendi devletine, kendi yurduna, kendi memleketine bu hak davayı götürdü. Biz de bugün Türkiye'de bu hak davayı sizlere getiriyoruz. Sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bize değil, Kur'an'a ve sünnete uyun. Kur'an'a ve sünnete tabi olun. Bizim ücretimiz Allah katındadır. Biz sizlerden hiçbir ücret beklemiyoruz. Hiçbir ücret istemiyoruz diyoruz. Ama sizler bizlere hainler diyorsunuz. Sizler bizlere teröristler diyorsunuz. Tıpkı geçmişte peygamberlerin hak davayı kavimlerine götürüp onların onlara verdiği tepkiler gibi siz de bizlere aynı tepkileri veriyorsunuz. Bu sizin acizliğinizdir, rezilliğinizdir. Başka hiçbir şey değil. Bizler Allah Subhanahu ve Teala'nın dininde memurlar, Allah Subhanahu ve Teala'nın dininde çalışanlar olduğumuz için herhangi bir şekilde eziklik, herhangi bir şekilde kınayıcının kınamasından çekinmek, herhangi bir şekilde aşağılık kompleksine yakalanmak ya da herhangi bir şekilde Allah Subhanahu ve Teala'nın dinine hizmet ettiğimiz için utanmak veya sıkılmak gibi sorunları Allah'ın izniyle yaşamıyoruz. Rabbimize hamdolsun ki bizler hakkı söylediğimiz için utanmayacağız, sıkılmayacağız ve Allah Subhanahu ve Teala'nın izniyle devam edeceğiz. Bugün sizlerin yaptığı şey geçmişte peygamberlerin kavimlerine gittiğinde onlara davayı anlattıklarında, tevhidi anlattıklarında, şirkten beri olmaları, tağutları reddetmelerini söylediklerinde verilen tepkilerin bir benzerini sizler bizlere veriyorsunuz. Biz bugün diyoruz ki bu sistem Firavun'un sistemidir. Çünkü Firavun da Allah Subhanahu ve Teala'nın kanunlarıyla hükmetmiyordu. Bu sistemin başında yöneticileriniz kim olursa olsun onlar Rab'lik iddiasında bulunmuş, kendileri sahte olan Rab'lerdir. Bugünkü insanlar da aynı şekilde sizleri veyahut bizleri laik rejimin kanunlarına, demokrasinin kanunlarına, yani Allah Subhanahu ve Teala'yı reddeden, Allah'ın kitabını bir kenara atan, peygamberini kabul etmeyen bir sisteme davet ediyorlar. İşte bunlar sahte Rablerdir diyoruz. Tevbe 31. ayette Allah Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi haramı helalı, helalı haramı değiştiren ve kendilerine itaat edilmesini söyleyen kişilere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizler Rab'lik iddiasında bulundunuz dediği gibi biz de aynı şekilde bugünkü insanlara diyoruz ki sizler Allah'ın haramlarını helal yapmışsınız, helallerini de haram yapmışsınız ve bu şekilde insanları kendinize itaate davet ediyorsunuz. Bu yüzden sizin yaptığınız Rab'liktir ve sizlere kim itaat ederse tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tevbe 31. ayet hakkında dediği gibi haramı helal, helal haram yapan insanlara kim itaat ederse onlara ibadet etmiştir. Peki ibadet kime yapılır, kime? İbadet yalnız ve yalnız ilaha yapılır, ilaha. Hani la ilahe illallah diyorsunuz ya, hani Allah'tan başka ilah yoktur diyorsunuz ya, aslında şunu söylüyorsunuz: Allah'tan başka ibadete hak eden hiçbir ilah yoktur diyorsunuz. Ama gidiyorsunuz, haramı helal, helalı haram yapan insanlara itaat ediyorsunuz, onları başınıza getiriyorsunuz ve bununla hükmetmelerini istiyorsunuz. Bu yaptığınız fiilin adı şirktir ve bu şirk fiilini yapan insanların adı müşriktir. Kim haramı helal, helalı haram yapar ise ve onlara kim itaat ederse öncelikle onu Rab edinmiştir ve bu fiilin adı ibadettir. İbadet de Allah Subhanahu ve Teala'ya yapılır. Allah Subhanahu ve Teala'dan başka bir kişiye ibadet eden insanlar onu ilah edinmiştir. Allah da sahte ilahların adını kitabında tağut koymuştur, tağut. Bu yüzden sizler sahte ilahlara ibadet ettiğiniz için biz de sizlere diyoruz ki Allah'ın da dediği gibi Allah'a eğer iman ediyorsanız önce tağutu reddedin. Yani sahte ilahları reddedin. Sahte ilahları reddettikten sonra yalnız ve yalnız Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadet edin, itaat edin. Bundan sonra Allah Subhanahu ve Teala sizin tevhidinizi kabul edecek. La ilahe illallah cümlenizi kabul edecek diyoruz. Biz sizlere hakkı anlatmak istiyoruz, hakkı ulaştırmak istiyoruz ama sizler sanki bu sistemden fazla zarar vermiş gibi, sanki bu sistemden fazla sizin zararınızı düşünüyormuş gibi muamele ediyorsunuz. Bizleri farklı farklı yaftalarla anıyorsunuz. Bizler sizlere hakkı getirmeye çalışıyoruz. Eğer bizler batıl isek, eğer bizler yanlış isek diyoruz ki bizi de sorgulayan kaynaklar bellidir. Kur'an'dır ve sünnettir. Bugünkü toplumun, bugünkü rejimin, bugünkü kurumların, kuruluşların, kişilerin, insanların, soyların, aşiretlerin bütün ne varsa şu toprak üzerinde her birini sorgulamanız gereken merciler bellidir. Kur'an'a ve sünnete gideceksiniz ve yaşadığınız
hayattan başlayacak ve topluma, ülkelere kadar, dünyaya kadar o Kur'an ve sünnetle anlamaya çalışacaksınız. Doğru nedir, yanlış nedir diye. Allah Subhanahu ve Teala'nın da dediği gibi biz her kavme bir peygamber gönderdik. Onlara desinler ki tağuttan sakının ve yalnız ve yalnız Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadet edin. Dediği gibi biz de sizlere şunu söylüyoruz. Bizler o peygamberlere örnek alan müminler olarak, muvahhidler olarak, Allah Subhanahu ve Teala'nın davası için mücadele eden mücahitler olarak Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetini tekrarlıyoruz. Allah Subhanahu ve Teala'ya eğer iman edecekseniz öncelikle tağutu reddedin, öncelikle şirki reddedin, öncelikle sahte Rableri, sahte ilahları reddedin. Allah'tan başkalarına ibadet etmeyin. Yalnız ve yalnız Allah Subhanahu ve Teala'yı hükmedici, kanun koyucu, anayasa yapıcı ve yalnız ve yalnız Allah Subhanahu ve Teala'yı Rab olarak seçin. Kanun olarak Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabını seçin diyoruz. O kitabın içerisinde Allah Subhanahu ve Teala'nın mahkemelerine gidilmesini, Allah Subhanahu ve Teala'nın ordusunda savaşılmasını, Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabıyla yönetilmesini sizlere hatırlatıyoruz. Eğer hayatınızda Kur'an'ı bir kere bile okumadıysanız bizimle didişmeyin, bizimle mücadele etmeyin. Bırakın çevrenizde, sağınızda, solunuzda falanca hoca, falanca kişi böyle dedileri. Allah'ın kitabını hiç okumayan bir insan, Allah'ın kitabına kafa yormayan bir insan tutup da kendi doğru yolda olup olmadığını tespit edemez, tahkik edemez. Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini bilmeyen bir insan kendisinin Allah Subhanahu ve Teala'nın dini üzere olduğunu da bilemez. Ya Allah Subhanahu ve Teala'nın hak olan dinini öğrenirseniz ya da insanlar tarafından gerek FETÖ denilen, gerek Menzel denilen, gerek İsmail Ağa denilen gibi yerlerde hayatınızı geçirirsiniz. Ama Allah Subhanahu ve Teala'nın da şu ayetinde dediği gibi onlar kendilerini doğru yolda olduklarını zannediyor diyen insanlardan olursunuz. Sabahtan akşama kadar Allah Subhanahu ve Teala'ya zikretseniz, sabahtan akşama kadar Allah Subhanahu ve Teala'ya namaz kılsanız, oruç tutsanız, zekat verseniz ne olacak? Allah Subhanahu ve Teala sizden şirk koşmamanızı istiyor öncelikle. Sizden öncelikle tevhid ehli olmanızı, Allah'ı birlemenizi, sahte ilahları, sahte Rableri, sahte kanun koyucuları reddetmenizi istiyor. Allah Subhanahu ve Teala ondan sonra bütün bu amelleri sizden bekliyor. Sizler Allah Subhanahu ve Teala'ya kendi kafanızdan uydurduğunuz dini dayatarak kendi kendinizi kurtardığınızı zannediyorsunuz. Halbuki öyle değil. Allah Subhanahu ve Teala kıyamet günü ihtilaf ettiğimiz bütün şeylerde hükmettiği zaman, sizler Allah Subhanahu ve Teala'nın karşısında hesap vereceğiniz zaman Allah'ın kitabından başka, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden başka hiçbir belge, hiçbir delil Allah'ın katında geçerli olmayacak. Sizin kendi aklınızdan ürettiğiniz aman atalarımız şöyle yaptı, biz de onlardan sonra gelen bir topluluğuz, onların sapıklığından dolayı bize de azap mı edeceksin deseniz de işte falanca kişiler başımızdaydı, güçlüydü, kuvvetliydi, onlar kanun koyuyordu, biz onlara itaat ediyorduk, işte ben annem için yaptım, ben babam için bunu yaptım, ben çocuklarım için yaptım, ben işte şöyle olması için yaptım, ben böyle olması için yaptım, istediğinizi söyleyin. İstediğinizi söyleyin. Allah Subhanahu ve Teala'nın katında insanların aklından geçenler değil, insanların kendi uydurduğu sözler değil, sabahtan akşama kadar batıl okuduğunuz o kitaplar, gerek dini gerek dünyevi olarak okuduğunuz o kitaplar sizlere Allah Subhanahu ve Teala'nın katında herhangi bir şekilde delil olacak, nitelikte delil olacak vasıfta değil. Sizler Allah Subhanahu ve Teala'nın katında eğer delil istiyorsanız yeryüzüne indirdiği hak olan kitabını delil olarak alacaksınız. Yeryüzüne gönderdiği peygamberin sözlerini, peygamberin fiillerini delil olarak alacaksınız. Çünkü bu söylediklerimin dışında sizlerin Allah Subhanahu ve Teala'ya konuşabileceği, söyleyebileceği hiçbir delilleri olmayacak. Bugün bizlere farklı farklı teviller etmeniz Allah katında ne kadar boş teviller olduğunu göreceksiniz. Çünkü bizler sizleri kendi sözlerimize, kendi ideolojimize, kendi fikirlerimize davet etmiyoruz. Bizler Allah Subhanahu ve Teala'nın hak olan dinine, hak olan davasına sizleri davet ediyoruz ve diyoruz ki okuyun, kitabı okuyun ve bizleri de söylediğimiz sözlerin doğru mu, yanlış mı olduğunu o zaman görün. Ama sizler hak ile karşılaşmak istemediğiniz için bizlere karşı farklı farklı cevaplar verip topluma bakarak bu kadar insan bu kadar sapıklıkta olabilir mi diyerek yanlış bir yerden ölçü alarak yanlış kişilere bakıp kendi sapıklığınızı devam ettiriyorsunuz. Allah peygamberine dediği gibi onlar seni değil, onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Sizler Allah Subhanahu ve Teala'ya karşı indirdiği dini sorgulayamadığınız için, Allah Subhanahu ve Teala'ya karşı indirdiği kanunları reddedemediğiniz için bizlerin sözlerini reddedip bizleri reddettiğinizi düşünüyorsunuz. Halbuki sizler Allah Subhanahu ve Teala'nın yeryüzüne hak olarak indirdiğine batıl diyen, Allah Subhanahu ve Teala'nın hak olarak indirdiği ayetleri inkar eden insanlarsınız. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Allah bu musibeti bu toplum için hayırlı kılsın. Allah bu musibeti hepimizin doğruyu düşünüp akledip doğru muhakeme etmemize vesile kılsın. Geçmişte
yaptığımız yanlışları sorgulayarak ve kendimizi de düzeltecek vesile kılsın. Allah subhanahu ve teala hepimizi ıslah etsin. Allah subhanahu ve teala hepimizi hak yolda buluştursun. Kalplerimizi birbirine ısındırsın. Bizleri birbirimizle kardeşler kılsın. Ve tek bir davaya, tek bir ilaha, tek bir Rabbe, tek bir olan Allah'a ibadet eden muvahhidler kılsın. Ve yalnız ve yalnız onun için çabalayan, çalışan insanlar bizleri kılsın. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin.